Songuç Akademiden herkese merhabalar. Taktiklerle 9. sınıf kimya diyerek başlıyoruz arkadaşlar. 9. sınıfa başlıyoruz artık. Neler yapmamız gerekiyor? Kimyaya dair dikkat etmemiz gereken önemli noktalar neler? Bunlardan bahsediyor olacağız. E tabi ki bir heyecan var içimizde. 9. sınıfın e, yeni lise öğrencileri olarak bu süreci en güzel şekilde atlatmak için hangi çalışmaları yapmalıyız ve nelere çok dikkat etmeliyiz? Bundan bahsediyor olacağız. Şimdi ünitelerden daha önceden bahsetmiştik. Şöyle üzerinden tekrar geçerek bir başlayalım işimize. E, birinci ünç olarak kimya bilimi ünitesiyle karşılaşacağız dedik arkadaşlar. Burada genel anlamda neler yapacağız? Kimyanın tarihçesinden bahsedeceğiz. Kimya uygulama alanlarından bahsediyor olacağız. Sembolik dilden bahsedeceğiz. Yani element ve bileşiklerden bahsediyor olacağız. Ve laboratuvar uygulamalarından bahsediyor olacağız. Burayı tamamladıktan sonra yani kimya bilimiyle tanıştıktan sonra ikinci ünitemizde atom ve periyodik sistem ünitesine geçeceğiz. Buradan atom kavramıyla başlayacağız. Atom kavramının yine tarihçesine değineceğiz birazcık. Atom modellerinden bahsedeceğiz yani. Periyodik sistemden bahsedeceğiz ve ardından da periyodik özellikleri tanımlıyor olacağız. Periyodik sistemdeki dönüşümlerden bahsediyor olacağız. Sonrasında kimyasal türler arası etkileşimlerde e, daha önceden aşina olduğumuz kavramlar var. Burada sınıflandırmaları yapacağız. İyonik, kovalent bağ gibi e, sınıflandırmalardan sonra bunların tanımlandırmalarını, de, detaylandırmalarını yapacağız. Zayıf etkileşimlere değineceğiz. Ardından da maddedeki değişimlerden bahsedeceğiz. Maddenin halleri ünitesinde ise yine maddenin hallerini sınıflandıracağız katı, sıvı, gaz ve plazma olarak. Bunların genel özelliklerinden bahsedeceğiz ve hal değişimleriyle ilgili bazı e, çalışmalar yapacağız. Son ünitemizde de senenin ta sonunda karşımıza çıkacak mevzuda da doğa ve kimya ünitesi var. Su ve hayat ve çevre kimyası olmak üzere iki bölümden ayrılan oldukça kısa bir ünite olacak karşımızda. Ama Burada bazı sorular karşımıza geliyor. Sizlerden toparladığımız bazı soruları cevaplayarak aslında bu taktikleri belirlemiş olacağız. Bizim karşımıza dediler ki hangi ünitelere ağırlık vermeliyiz? Hocam 5 tane ünite var. Bunlardan hangisi ilerleyen aşamalarda da bizim için çok önemli olacak? Şimdi bu 5 üniteyi değerlendirdiğimiz zaman özellikle de üniversite sınavına ...kaçınılmazımız sonuç olarak biz bu sınava gireceğiz. Ve şimdiden buna hazır hale gelmemiz gerekiyor. Bu hazırlıkları yapmak için bu beş ünitenin beşi de tabii ki çok önemli. E karşımıza çıkıyor olacak ama şu ikisi bambaşka öneme sahip. Atom ve periyodik sistem ve kimyasal türler arası etkileşimler. Üniversite sınavında sürekli sorulan iki üniteden bahsediyoruz ve... ...onun yanı sıra onu bir kenara koyduğumuz zaman... ...kimya bilimi ve doğa ve kimya üniteleri mesela çok da sonra ki yıllarda karşımıza hani ünitelerin içerisinde çok çok detaylı olarak karşımıza çıkmayacak ya da maddenin halleri yine karşımıza çıkıyor olacak tabii ki sürekli görüyor olacağız bunlar ama bunlar kadar yoğun olarak görülmeyeceğiz. Ama atom ve periyodik sistem dediğimiz zaman burayı çok iyi öğrenirsek 11. sınıfta bir ünitemiz daha var yine modern periyodik sistem, modern atom teorisi üzerine kurulmuş bir ünitemiz. Orada mesela inanılmaz işimize yarayacak veya kimyasal türler arası etkileşimleri öğrenebilirsek bütün yıllar boyunca yani 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf karşımıza gelen bütün konularda illaki bir şekilde kimyasal türler arası etkileşimlere değiniliyor olacak. O yüzden bu iki üniteye özellikle önem vermeniz gerekiyor. Bu iki üniteye çok iyi çalışmanız gerekiyor. Hem zaten senenin aslında 3'e 2 gibi gözükse de bu iki ünite senenin büyük kısmını kaplayan üniteler olacak. En çok bunlar üzerinde duruyor olacağız ve karşımıza da sonraki yıllarda da çıkmaya devam eden üniteler bunlar olacak. İkinci bir soruda demişlerdi ki YKS'de 9. sınıf kimyadan karşıma neler çıkacak? 9. sınıfta aslında arkadaşlar her yerden var. TYT AYT zaten biliyoruz ki 11. ve 12. sınıf konularını kapsayacak. Oraya henüz var. TYT dediğim şey 9. ve 10. sınıf konularını kapsayan kısım olacak. Yani buradan karşımıza soru gelecek. Dolayısıyla 9. sınıf aslında bu üniversite sınavında karşımıza gelecek iki sınavdan birinin yarısını oluşturuyor diyebiliriz. Burada da özellikle az önce de söylediğimiz gibi e, atom ve periyodik sistem, kimyasal türler arası etkileşimler üniteleri banko sorusu olan kısımlar oluyor. Bunun dışında ilk ünitemiz olan kimya biliminden neredeyse her sene soru çıkıyor. Maddenin halleri gene soru çıkma ihtimali oldukça yüksek bir kısım oluyor genellikle çıkıyor. Kimya bilimi son iki yıldır esas kazanımlarda yer almıyor. Yani karşımıza soru olarak çıkmıyor. Ama bu ileride de karşımıza oradan soru çıkmayacak demek ki olmuyor. Dolayısıyla bu 5 beş ünitenin beşine de çok sağlam bir şekilde çalışarak bu seneyi tamamlamaya bakalım. Peki çalışırken neler yapmalıyız? Nasıl kimyaya çalışmalıyız? Öncelikle arkadaşlar sadece kimya için değil bütün dersler için bunu söyleyebiliriz. Düzen, 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 düzen çok önemli. Düzenli çalışmamız lazım. Bilgilerimizi sürekli tekrar ede ede üstüne koya koya gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da notlarımızı oluşturacağız. Yani sadece çalışıp bir kenara atmayacağız. Bir taraftan da notlar alıp sonradan bize hatırlatıcılar bulunduracağız. Ve sürekli sürekli onları tekrar ediyor olacağız kavram bilgileri kimyada çok önemli özellikle 9. sınıfta çok çok önemli. O yüzden sürekli gözden geçirmemiz gerekiyor. Hata yapmamamız gerekiyor ve farklı kaynaklardan dolayısıyla da farklı türde soruları mümkün olduğunca görmemiz gerekiyor. Bunları çözdükçe eksik bilgi var mı onu tespit etme şansımız olacak ve o eksikleri süreç içerisinde kapata kapata yolumuza devam ediyor olacağız. Yani işin temelinde aslında ilk maddemiz yani düzen var diyeceğiz. Peki tekrarları nasıl yapacağız? Tamam düzenli çalışacağız sürekli tekrar edeceğiz. Peki bu tekrarları nasıl yapacağız? Öncelikle düzenli aralıklarla belli aralıklarla kazanım testleri çözeceğiz. Bu kazanım testlerinde eksiklerimizi tespit edeceğiz. Nerede eksiğimiz varmış nereyi unutmuşuz veya nereyi yanlış öğrenmişiz öğrenemeden geçmişiz. Bunları tespit edeceğiz. Bunu sağlayan şey kazanım testleri olacak. Sonrasında notlarını tekrardan gözden alacaksın gözden geçireceksin. Ardından da ben bu bilgiyi öğrendim mi, öğrenmedi mi? Bundan emin olacağım. Nasıl? Yeniden test çözeceğim. Bu testi de çözene biliyorsam anlayacağım ki ben burayı öğrenmişim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl diliyorum. Hep birlikte bu yılı güzelce atlatalım diyorum. Müzik